Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen 2 adet lojistik destek gemisinin son durumundan bahsedeceğiz. Burada Selah Tersanesi'nde inşa edilmekte olan Yüzbaşı Güngör Durmuş A574 ve Üsteğmen Arif Ekmekçi A575 gemilerinden bahsediyoruz. Gemilerin dün fotoğrafları çekilmiş. Gemiler inşa edilip suya indirildikten sonra tersane daha önce konkordato ilan etmiş. Gemiler yarım kalmıştı. Gemilerin tamamlanması için çalışmaların an itibariyle devam ettiği belirtiliyor. Bir diğer haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılında hava hedeflerine karşı Railgun, yani elektromanyetik top hipersonik atış gerçekleştireceğini duyurdu. Burada elektromanyetik top ile hava savunmasının nasıl yapılacağı ise merak konusu. Bir diğer haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'dan çektiğini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, İran ile yaşanan gerilimden dolayı yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da bulunan ABD donanmasına bağlı USS Nimitz uçak gemisinin Hint Pasifik Kuvvetleri'nin, yani Indo-PECOM operasyon bölgesine sevk edildiği açıklandı. Bir diğer haberimiz, İran Savunma Bakanı'nın ziyaretini görmektesiniz. Burada Bromosları incelediği belirtiliyor. Gemi karşıtı süpersonik seyir füzesinden bahsediyoruz. Yakont füzesinin Hint versiyonu olan Bramos, uçuş yüksekliğine bağlı olarak 300 kilometreye kadar gidebiliyor. Bununla ilgili fotoğrafı da görmektesiniz. Yine İstanbul'da bir caddeye Azerbaycan isminin verildiği belirtilmiş. Yine Almanya'nın Mali'deki askeri karargahından Alman askerlerin fotoğrafları paylaşılmış. Bir diğer haberimiz, Kırgızistan'ın yeni başbakanı Maripov oldu. Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Japarov'un başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından mecliste yeni hükümet kuruldu. Ülkenin yeni başbakanı Ulukbev Maripov oldu. Burada FETÖ'cü olan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek, Beyşen Aliyev'in de hala koltuğunu koruduğu belirtiliyor. Yine Kazakistan Savunma Bakanlığı, Rus yapımı Buk M2E hava savunma sisteminin ilk tabur setinin teslim alındığını duyurdu. Yine Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kosova meselesinin ele alındığı görüşmede, Vučić yabancı ortaklarla yaptığı görüşmeler bağlamında Kosova meselesiyle ilgili oluşan durum hakkında bilgiler verdi. Bir diğer haberimiz, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen insansız hava aracı çözümlerinden birisi de güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor. Ankara'da kurduğu 3500 metrekarelik İHA fabrikasında milli ve özgün yazılım, tasarım ve yerli üretimle faaliyet yürüten Lapis Havacılık ürünleri sivil ve askeri amaçlı görevler için kullanıma sunuyor. İlk olarak LAP-60 ismi verilen döner kanatlı çok rotorlu insansız hava aracının güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağı açıklandı. Bir diğer haberimiz, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması geldi. İfade özgürlüğü bazı kelimelerin bazıları için can sıkıcı olduğu durumlarda dahil işleyen bir demokrasiden çok önemli bir bileşendir, korunmalıdır açıklaması yaptı. Bunu yapan ABD'de bilindiği gibi Donald Trump'ın tweetleri engellendi, hesabı kapatıldı. Aynı şekilde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bazı attığı tweetlerin engellendiğini belirtelim ve hala utanmadan bu açıklamayı yapıyorlar. Bir diğer haberimiz, Myanmar'da askeri yönetim Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularını filtrelemeye başladı. Burada kısıtlamanın devam ettiği belirtiliyor. Yine Hindistan'a ilk S-400 tedariğinin yıl sonunda yapılacağı açıklandı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Direktör Yardımcısı Drojnov, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme sürecinin belirlenmiş takvime uygun ilerlediğini söyledi. Bir diğer haberimiz, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımda ülkemizin yardım eli güvenli ve huzurlu bir Suriye için Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz tarafından bölgede yer alan Ummu, Azam, İgap ve İsmet köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD ve Kızılay himayesinde erzak dağıtımı yapıldı şeklinde haber paylaşılmış. Evet dostlar, kısa bir videoydu. Hoşça kalın.